Yeniden dönelim Kur'an'a sünnete. Ya bunu bunun ne var yani bunu anlamamakta? Cennet hayatı olacak. Ama işte. Kaça patlarsa patlasın. Neye mal olursa olsun. Biz gavurlara çok alıştık. Örtünemeyiz, kapanamayız. Kadın erkek ayrı duramayız. Bu diziler, filmler, çırılçıplak bunları yayınlamadan yapamayız. Diye izleyeceğiz. Ya bugün hacının, hocanın evi hepsi dizilere kitlenmiş. Dizilere kitlenmiş vaziyette. Hani Noel'den kurtaralım adamı diyorsun. Noel senede bir kere. Her hafta 2-3 dizisi var milletin ya. Ya bu kadar kaza namazı borcum var. Ölüp gideceksin. Ehli sünnet itikadını bilmiyorsun. Belki de kafir öleceksin. İmanı kurtaramayabilirsin. Çünkü birçok konu her gün yanlış yunluş internetlerde ilahiyatçılar hep çıkıp seni kaderi inkar, anayasa inkar, İslamoğlu zihniyeti vesaire cirit atıyor. Ya ehli sünnet itikadını bilmeden nasıl yaşıyorsun? Namaz borcuyla nasıl yaşıyorsun? Yani bu. Ebedi sonsuz hayat var. Azap var yani bunu. Bir iki gün içinde ölüp ölüm gideceğiz hepimiz ya. Yok. Çünkü insanların aklını başına getirmemek için Maçlar, haçlar, diziler, programlar, reklamlar, şey açık oldu. Yani millet kafası hambeli oluyor ya. Ya şunu bir kapat kardeşim. Bir kendimize gelelim, bir ilmihal okuyalım. Biraz tefsir okuyalım. Bir, bir saatimizi bir ilme ayıralım. Bir evde ocakta böyle bir program olmaz mı ya? Efendi Hazretleri derdi ya en az 15 dakika bir Ruhul Furkan tefsirinden okuyun derdi. Bir 15 dakika ilmi okuyun derdi. Bir 10-15 dakika hadis okuyun derdi. Ya toplasan bir saat 15-15'e bölsen. Siz diyorsunuz ya hoca zaten sen hepsini okuyorsun. Biz seni dinliyoruz. Oh çayı da demledik. Nasıl olsa sohbet camiye de gelme dedin. Evden oturduk. Yan gel yat E bu ne kadar etkisi olabilir? Bir ilmi ciddiyet olmadıktan sonra bir ciddiyet lazım değil mi? Bir şey öğrenmek için.